italian arkadaş gördüm. Dedi ki ben bir tane yöntem buldum. Evde tam odun fırın gibi bir pizza yapabilirim. Dedi ben de denemek istiyorum. İşte de sizinle paylaşmak istiyorum. Ne zaman evde bir pizza yapıyoruz, herkese restoran gibi bir pizza istiyor. Yani kabul etmiyor ki evdeki zaten teknik olarak restoran gibi bir pizza olmayacak yani bir şekilde. Hatta sizin evde pizza restoran gibi olursa mutlaka yedi restoran çok iyi bir restoran değil diyebilirim yani. Niye? Çünkü oradaki kullandığı ekipmanları farklı. Yani özellikle fırından bahsediyoruz. Tabii ki de o fırınları yakalabileceği dereceler çok daha yüksek ki normal ev fırınları onu bile yazmıyor bile orada. Ama geçen gün tam YouTube'dan bir tane İtalyan arkadaş gördüm. Orada dedi ki ben bir tane yöntem buldum. Evde tam odun fırın gibi bir pizza yapabilirim ve orada gördüm. Dedi ki valla çok enteresan geldi. Aslında biraz değişik bir teknik kullandı yani. Dedi ben de denemek istiyorum. İşte de sizinle paylaşmak istiyorum. Acaba evde restoran gibi pizza yapabilir miyiz? Hadi bakalım. Şimdi beraber bu teknik uygulayacağım. Öncelikle ne ihtiyacı var? Bir tane tava ihtiyacı var. Ben o tava ocak üstünde koydum. Güzel güzel ısısın. Fırın ihtiyacı var. Fırın açık olması gerekiyor. Önce ben sizi fırın nasıl çalışıyor anlatmak istiyorum. Siz ne zaman fırında bir tane derece seçiyorsunuz? Derece yükseliyor. İçindeki rezistansları var. O rezistansları istediği dereceye kadar içindeki sıcaklığı yükseliyor. O sıcak yakalınca kapanıyor. Derece yine değişiyor. Sonra otomatik olarak bir sensör var yani. Tekrar açılıyor ve tekrar o derece yakalamaya çalışıyor. Yani sürekli böyle bir açılıyor kapatıyor. Açılıyor kapatıyor. Bu elektrik fazla elektrik harcamamak için. Biz de bu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bu üstteki rezistansı sürekli çalışsın. O için fırın kapı açık olması gerekir. Açık olunca üstteki rezistansı sürekli sıcak verecek. En yüksek derece seçin fırın için lütfen bu çok önemli. Okey, hemen başlıyoruz. Burada benim pizza var yani. Pizza Amor Tarif Pejade veremiyorum. Verdi daha önce onu kullanabilirsiniz yani. Bunu açacağım şimdi. Ne kadar açması gerekir? Tabii ki de sizin tabağa kadar yani ortalama. Hatta tabadan biraz daha küçük açabilirsiniz. Tamam mı? Okey, ben burada tam İtalyan geleneksel pizza gibi bir ufak kenar bırakacağım yani. Okey, bu aslında uygun olması gerekiyor. Bir bakayım, bir kontrol ediyorum şimdi. Evet, şimdi gördüğünüz görebilirsiniz zaten açarken ufak bir kenar bırakıyorum. Oh, daha güzel bir görüntü versin. Tam böyle bir İtalyan geleneksel pizza gibi olsun. Ama mecbur değil yani. Tabii fazla açmak istemiyorum yoksa çok büyük olacak. Ne kadar büyük olursa sonra o kadar zorlanacaksınız yani. Şimdi benim tava sıcak. Biraz daha sıcak istiyorum. Burada bir tane fırça var. Üzerinde biraz daha zeytinyağı. Süper. Şimdi pizza içinde koyacağım. Böyle boş. Evet. Elinde açılıyorum. Hafifçe. Dikkat edin, bu operasyon biraz değil. Şimdi ne yapıyorum? Hemen çabuk içinde domates sosu koyacağım. İsterseniz önce yapabilirsiniz ama sonra taşınmak için biraz da zor olacak yani. Bakalım olacak mı? Şimdi niye ilk olarak tava koydular yani? Ben biliyordum niye. Çünkü ne zaman pizzalar odun fırında pişiyorlar. Ne oluyor? Fırın içinde taşları var. Özel taşları var ki o güzelleri böyle bir şey güzel sıcak veriyorlar. Ve o normalde odun fırın pizza dikkat ederseniz zeminde biraz da siyah var yani. Yıkıyorlar biraz gibi yani. Biz aynı şeyi yaşamak istiyoruz. Bu kadar yetiyor zaten. Çok fazla sosu
koj mage rekyok. Şimdi sos için iki tane seçenek var. İsterseniz daha önce sos pişirebilirsiniz ki pişmiş olsun. Yoksa daha böyle bir taze taze domates sosu kullanabilirsiniz. Belki siz de yapabilirsiniz. Böyle bir domates sosu yiyorsunuz, sonra blender geçiyorsunuz. Daha böyle bir Napoli, bu geleneksel pizza sosu yani. Acaba pişiyor mu zeminde? Beraber kontrol ederiz. Evet, bence tamam. Oldu, bunu kapatıyoruz. Daha fazla şey yakmak istemiyoruz yani. Sadece ufak istiyoruz yani. Az az yani. Odun fırında pişirirse zeminde daha böyle bir yanık siyah noktalarda bulanabilirsiniz yani. İşte bu tam bir orijinal bir odun fırını pişirme tekniği ve aynı lezzeti biz burada tava içinde yakalama çalışıyoruz. Evet, aldık. Zeminde iyice güzelce kızartmış, üstünde alaçi. İşte şimdi fırında tam üstte de pişireceğiz. Öncelikle biraz da mozzarella, ki ben bu tarz pizza için daha böyle bir baton mozzarella tercih edildi. Baton derken daha böyle bir kuru bir mozzarella, suda olmasın. Birkaç tane yaprak fesleğen. Bundan yardım alacağım. Fırının içinde koyacağım. Hadi gidelim. Evet. Şimdi pizza böyle bir tutacağız. Tam böyle bir şey üstündeki yakınlaştırması gerekir ya. Güzel de iyice bir şey yansın yani. Hatta şey fark ettim yani, siz ızgara en üstü koyduğu zaman da öyle bir eline tutma bile gerek yok çünkü yanabilirsiniz. Ben de bile yandı burada. O için eline çok tutması tavsiye etmerim yani. Pizza bitti, bir kontrol edelim. Bence pişti yani. Evet. Wow, müteşem. Şimdi burada bunun bir şey var, bir ızgara var. Bunu her fırında var zaten böyle bir ayak ızgara. Mutlaka kimse kullanmadı bir güne kadar ama var yani. Bir bakın, pizza burada. Niye ızgara üzerinde koyuyoruz pizza bu? Daha önce söyledim, tekrar söylemek istiyorum. Ne zaman pizza fırında çıkarıyorsunuz, hemen tabakta veya hemen düz bir yerde koymayın. Çünkü yoksa aşağıda buharlaştırıyor ve yumuşatıyor yani, tamam mı? Böyle yaparken aşağı hava alıyor güzelce ve yiyebileceği halinde geliyor. Bakın, şimdi kontrol ederiz. Beraber kontrol edelim. Şimdi zeminleri çok güzel, kızarmış yani. Kontrol edelim, evet. Burada çıtır çıtır, gerçekten. Mutlaka ses de geliyor. Güzel çıtır çıtır yani. Süper oldu. Gayet de çok güzel. Tadına bakalım yani. Kontrol ederiz beraber. Sıcak hala. Var mı böyle bir, yani o kadar uğraştık ki tava, fırın vesaire. Acaba var mı gerçekten de böyle bir fırın lezzetleri, odun fırın lezzetleri var mı? Ben kusura bakma ama pizza üzerinde biraz da yağ hep koyuyorum. Seviyorum çünkü. Acı da olabilir. Hadi gidelim o zaman. Kokusu güzel yani. Ay şaşırdı. Gerçekten var yani. Belki yanıktan geliyor, bilmiyorum. Ama hafif hafif var yani. Pratik yani, ne kadar sürdü ki? 5 dakika sürdü zaten. Bu da pişirme bir teknik yani, kim bilir. Ben pizza yeme devam edeceğim yani. Çünkü biraz da taze de bir koku verelim yani. Biraz taze de fesleğen üzerinde de koyalım ki. Çünkü çok çok yakışır. Arkadaş, abone olun. Like atın. Her şey. Oy vida mia. Ama gerçekten bakın ne kadar güzel ben aşağıda. He? Görebilirsiniz ne kadar güzel kaldı. Vallahi bak şimdi.